Merhaba sevgili takipçiler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Tam olarak bilmiyorum çünkü yorumları yazmadığınız için yorumları yazmadığınızı göremiyorum. Yani şu son 2-3 gündür bir hengame kopuyor yeni yıl davasına. Yeni yılda hayırlı olsun 80 milyon ikramiye veriyorlarmış. Bize çıksa çıksa amca amorti çıkar. Başka da bir şey çıkmaz onu biliyorum. O yüzden pek kale almıyorum onu. Çünkü kendimde kendimde yıllardır her yıl başında alırım biletimi. Ama her yıl başında aldığım biletten sadece çıka çıka amorti çıkar bana. Başka da bir şey çıkmaz. Yani sadece amorti içinde bilet almam yani. Boşu boşuna uğraşmayın. Yani 80, 80, 40, 20, 20 lira. Pek aslında bir şey de değil ama Bakalım benim sağım solum belli olmaz. Ben yine almayacağım derim alırım. Alacağım derim almam. Sağım solum belli olmaz. Yani son zamanda birkaç konu daha var aslında. Özellikle bizim grubu ilgilendiren yani çalışan grubu ilgilendiren maaş zamları hala hükümetten bekliyoruz. Maaş zam mı? maaş zam mı? hala açıklama yapacaklar. Bakalım ne zaman açıklama yaparlarsa o zaman maaş zammı belli olacak. Ama bu gidişten herhalde maaş zam işe son günleri başlayabilir. Her an haberiniz olsun, uyanık olun. Çünkü baya bir etkisi var maaş maaş zamlarının. Yani maaş zam işe son da diyebilirler. O yüzden dikkat edin derim. Bir de son zamanlarda sevme hastalarına biliyorsunuz. Pandeminin ilk gününden beri sevme hastalarına çok aşırı bir yoğunluk verildi. Özellikle Instagram'dan işte Twitter'dan Facebook'tan birçok platformdan sema hastaları için şey yapıyorlar. Ama ben şunu diyorum. Hani son takip ettiğime göre bir haberde gördüm. Daha doğrusu Fahrettin Koca kendi açıkladı sema hastaları ile ilgili. Bunu kapsam altına almaya çalışıyorlar. Bu da çok önemli bir bilgi aslında. Ama tam net bir bilgim yok. O yüzden tam netleştiği zaman ben yine size bilgiyi vereceğim. Bilgi sağlayacağım ama şu an tam net bir bilgim yok. Sadece ben duyumlarla hareket ediyorum. Duyumlarla hareket etmemin sebebi de kendim duyduğum için size rahatlıkla anlatabiliyorum. Bir de yeni bir bölüme başlayacağım. da Yani bundan tamamen farksız bir şey. Tamamen siyasetle ilgili. Ama onunla ilgili biraz daha çalışma yapacağım. Yani biraz daha zaman bekliyorum. Belki yılbaşından sonra da yapabilirim. Hani yılbaşından sonra olur. Daha da zevkli olur. Hani yılbaşının özelliği nedir? Yeni yıla giriyoruz. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Daha doğrusu benim için tamamen yenilik olacak ama yani benim için değişen bir şey olmayacak. Ben yine aynı ben olacağım ama yine yeniliklerle bir arada olacağız gibime geliyor. Aşağı yukarı yani 10 dakikadır konu aşağı yukarı 2-3 dakikadır konuşuyorum. Ama umarım anlamışsınızdır. Bir de şu var yani eski yılbaşlarında neler yapıyorduk? onlarla ilgili konuşabiliriz. Yani bizim genel klasik yılbaşı şeyimiz vardır. Zararlı içecek. Alkol dediğimiz şeyler zararlı içeceği içeriz. Yani bu klasiktir. Ama ben tabii ki uzun zamandır içmiyorum. Çünkü benim burayı da etkilememesi için yani çekimlerimi etkilememesi için uzun zamandır alkol kullanmıyorum. Ama yılbaşı gününde belki bir duble, iki duble bir şey içebilirim. Tam bir şey diyemem ama belki diyorum yani net bir şey yok ortada. Sakın yanlış anlaşılmasın. Şimdi seyredenler de diyecek aman bu alkolü mi seyredeceğiz diye. Ben kameranın karşısına geçip de içecek değilim yani kendi özel hayatımda her şeyi yapıyorum. Yani her bir haltı yiyorum ama kimseye belli etmiyorum bunu. Bir de şöyle bir şey var hani her altı yiyip de hiçbir altı yemedim diyen insanlar da var. Onlara da çok dikkat edin. Dediğim gibi işte yılbaşında neler yapardık? Yani klasik aile ortamı, kalabalık. Hani benim çocukluğumda öyle geçerdi. Ama şimdi şimdiye bakıyorum, yeni nesile bakıyorum. Yeni nesilde aileden bir uzak durma, hani aileyle görüşmeme daha çok uzak duruyorlar. Niye ise anlamadım. Yani hoş ben de pek kalabalığı sevmem ama niye sevmiyorum onu da söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri kalabalıkta büyüdüm. Kalabalıkta yetiştim. O yüzden kalabalığı pek sevmiyorum. Yani bu kalabalığı sevmemin amacı başkasıyla alakalı değil de kendimle alakalı. Yani kendim sevmediğim için başkası sevmez diye bir kaide yok. Kendim sevmiyorum. Kendim yalnız kalmayı tercih ediyorum. Daha rahat oluyorum. Ama tabii sizler ne, ne şekilde hareket edersiniz onu bilemem. Kalabalık aile olur, kalabalık olur. Sizin için kalabalık daha güzeldir. Benim için yalnızlık daha güzel geliyor bana. Yani dediğim gibi, bir de son zamanlarda dikkat ediyorum. İzlenme sayıları çok düşüyor. Arkadaşlar algoritmiyi tamam ben de biliyorum ama izlenme sayılarının düşmesi beni etkiliyor. Abone sayısı etkiliyor. Yani boş yorum da yapsanız 5 tane yorum yapın. Boş yorum olsun. Hiç önemli değil. Yani takip etmeniz de önemli değil. Boş yorum olsun. Bu beni daha çok ileriye taşır. Yukarılara taşır. Kim milletin görmesini sağlar. Boş yorum olsun. Önemli değil. Ben hepsine cevap veririm. Ki veriyorum da zaten. Takip edenler biliyordur. Her bir yorumu dikkatle okuyup cevap veriyorum. Yani cevap vermediğim bir yorum yok. Yani bunu size söylemek istedim. Neden söylemek istedim? Şundan dolayı. Siz zannediyorsunuz ki ben o yorumları görmüyorum, okumuyorum, yanıtlamıyorum. Hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Vakit buldukça yanıt diyorum daha doğrusu çünkü şöyle bir şey var her dakika her saniye yorum yap, yapsanız da ben bazen bir gün sonra görebiliyorum çünkü ben de insanım arada bir yer bir iki saat benim de uyumam lazım hani o yüzden diyorum bazı şeylerde dikkat edelim diye diyeceklerim bu kadar arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi takip, yorum, istek. Yani takiplerini, takipleri arttırırsanız benim için de avantajlı olacak, sizler için de avantajlı olacak. Çünkü daha güzel bir ortamda yayın yapmak istiyorum. Arkamdaki gördüğünüz beyazı kaldırmak istiyorum artık. Yani beyaz yerine siyah bir font yapacağım. Hani bunu ben ilk zamandan beri söylüyorum ama gerçekten bu sefer yapacağım, yapmayacağım değil. Çünkü beyaz fontun üstünde hiçbir şey göremiyorum. Keza keza takdir edersiniz ki gözler benim de gidiyor. Yaşlanıyorum. O yüzden siyah bir font alacağım. Hani dediğim gibi dilencilik değil bu. Sadece sizden rica. Siz ne kadar çok izlerseniz ben de o kadar çok şey yaparım sizin için. Şu an bakmayın şu an dış çekim yapamıyorum. Aslında dış, dış çekim için Gerekli olan ekipmanım var. Tripodum var. Her şeyim var ama şundan dolayı dış çekim yapamıyorum. Hava çok soğuk. Yani eksi gece yarısı eksilere düşüyor. Gündüz çok soğuk oluyor. Bazen sıcak oluyor. Çok dengesiz. O yüzden yazın gerçekten evin içinde hiç çekim yapmayacağım artık. Yani stüdyo ortamında çekim yapmayacağım. Direkt dışarıda çekimlerimi yapacağım. Dışarıda size göstereceğim. Yani ormanlık alanda bir bölüm yapacağım. Ormanlık alanda çekeceğim sadece. Veya gidip bir çay bahçesinde, kafeteryada bir yerde çekeceğim. Yani çünkü artık ben de sıkıldım evde otur, 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 otur. Yani kendi işimden, işim var, kendi işime gidiyorum. İşimden geliyorum, YouTube'la ilgileniyorum. Yani iş yerinde bile telefon elimde YouTube'la ilgilenmek zorunda kalıyorum. Hani bakıyorum kim ne göndermiş, kim ne almış, kim ne vermiş, kim ne yapmış. Her şeyi takip etmek zorunda kalıyoruz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi takip edin. Boş yorum da olsun. 5 tanecik bir yorum yapın. Başka bir şey istemiyorum sizden. Beğeni, yorum, takip bu kadar. Bunları yaparsanız ben daha da güzel videolar hazırlayacağım sizler için. Hatta birkaç projem daha var. Onlarla ilgili de çalışma yapıyorum. Onları da sizlerle paylaşacağım. Ama dediğim gibi ne kadar sayı yüksek olursa videolar o kadar yüksek olur. Hepinizi seviyorum. Çaver